Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle üzeri çıtır çıtır, içerisi kat kat sıvaz katmerini aratmayacak. Fazla zamanınızı harcamadan hem kolay ve hem çabuk hazırlayabileceğiniz bir kez yediğinizi bir daha asla vazgeçemeyeceğiniz peynirli milföy yufkasından börek. Bu muhteşem görünümlü börek için iki tane milföy yufkası kullanıyoruz. Bir kase de peynirli maydanoz. Milföy yufkamızın üzerine yuvarlak bir tepsi koyuyoruz ve tepsimize göre yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Yufkalarımızın ikisini de aynı şekilde kesiyoruz. Kenarındaki fazlalıkları çıkartıyoruz. Üzerine maydanozla peynir karışımından serpiştiriyoruz maydanoz ve peynir ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olacaktır. İkinci yufkamızı da üzerine kapatıyoruz. Bir yumurtanın sarısını bir kaseye koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı süt. Çay kaşığının ucu ile kakao ilave ediyoruz. Ve hepsini birlikte güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı böreğimizin üzerine sürüyoruz. Her yere mutlaka eşit bir şekilde sürmeliyiz. Bir jiletle veya da bir bıçakla gördüğünüz şekilde ortasına artı şeklinde kesiyoruz. Bu işlemi sivri bir bıçak ucuyla da yapabilirsiniz. Aynı sonucu kesinlikle alırsınız. Çok fazla derinden kesmiyoruz. Çok hafif bir şekilde iz yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yaprak şekli çıkıyor ortaya. Arada kalan boşlukları da gördüğünüz gibi çiziyoruz. Her ne kadar çizerken pek fazla belli olmasa da piştikçe açılacaktır ve daha belirgin bir hal alacaktır. Çizmiş olduğumuz yaprakların ortasından afif çubukla iz yapıyoruz. Kenarlarını birer santim arayla gördüğünüz gibi bıçakla afiften kestiriyoruz. Çizme işlemimiz bittikten sonra böreğimizin 4-5 yerinden çubuk ile veya bir kürdan ile delikler açıyoruz. Ortasına biraz susam. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi böreğimiz pişti ve kat kat oldu. Milföy yufkasından yapmış olduğumuz börekleri sıcak sıcak servis yaparsanız emin olun ki daha çok beğeneceksiniz. Sıcak sıcak fırından çıktığı gibi servis yapmanızı tavsiye ederim. Böreğimizi bıçak ile dilimliyoruz. Sıcak bir şekilde tabağımıza alıp servis yapıyoruz. Bu böreği yaptığınızda emin olun ki sizler de çok beğeneceksiniz. Özellikle kahvaltılarda yapmanızı tavsiye ederim. Böreğimizin bir de tadına bakalım. Böreğimizin üzeri çıtır çıtır, içerisi de yumuşacık oldu. Ve şu anda gördüğünüz gibi kat kat oldu. Katlarını görebiliyorsunuz. İçerisinde bol peynir. Üzeri çıtır çıtır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Köşelerde görmüş olduğunuz video tarifleri izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz video tarifin resmin üzerine tıklayınız. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tatlı hiç eksik olmasın.